Şunlar yapar. Şimdi hepimiz spor pabı çıkıyoruz. Tamam. Özellikle genç kızlar, delikanlılar buluğ çağında vücutlarındaki o fazla hormondan kaynaklı ayak kokusu söz konusu oluyor. Bir de hijyenine dikkat etmiyorlarsa o zaman eve gelip ayakkabılarını çıkarttıklarında anne bile burnunu tutuyor şöyle. Bu toplu... Ayak hijyeni, ayakkabı evet. hijyeni. Toplu taşıma araçlarında bizi mutsuz eden sağımızda solumuzda ayak kokuları. İşte ondan kurtulmak aslında son derece ekonomik ve son derece kolay. Kolay. Neye ihtiyaç var bunun? Bunlar yıkanmış temiz. Buraya koyuyorum ama pırıl pırıl çamaşır makinesinde biri yıkayıp getirmiş ayakkabıları. Çok komik anlamı anlatacağım sana Meltem abla. Yıllar önce sevgili izleyicilerimiz hatırlarlar. Benim o döneminde yaptığım hani evlilik yarışmalarını hatırlarsın. Evet evet. Evde bir tartışma var. Tartışmanın ana maddesi de odada senin ayakkabın kokuyor, çok affedersiniz benimki kokmuyor. Tabii ki benim harika yarışmacılarım o günün şartlarında odadan ayakkabısını getirip Ebru Hanım lütfen şu ayakkabıyı koklar mısınız deyip canlı yayındayız bu arada. Ayakkabıyı burnuma dayadı. Eyvah eyvah. Bu kokuyor mu kokmuyor mu diye. Yani dedim ki herhalde bir tek benim başıma gelebilir. Yani kim bir yarışmacısının ayakkabısını koklar lütfen bana söyler misiniz? Ay çok güzelmiş. Yani şu Türk televizyonlarında neler yaşamışım ben. Yani yazacağım dedim gerçekten yazacağım. Evet bence sen de yazmalısın. İnanılmaz anın birikmiştir bununla alakalı. Bugüne kadar yazdığım bir tane kitabım var. O da şey hamilelik serüvenim. O da çok evet, önemli. Evet hamilelik serüvenimi çok. Yazdım. Birçok anneye de ilham oldu. Hatta sevgili Zahideciğim de hamile kaldığı gün kitabı aldı. O da faydalanmış. Canım benim. Çok ne güzel, oluyorum. Ne güzel. Yani ayakkabının böyle bir şeyi var. Bu koku nasıl gider? Şimdi bu koku aslında son derece kolay. Oğlan ya da kız geldi ya da eşiniz geldi. Hoş geldin diye karşıladınız. O kokuyu duydunuz ama hiç duymamış gibi davrandınız. Çok pozitifsiniz. Hemen mutfağa ya da banyoya koşuyorsanız, nerede bulunduruyorsanız. Tamam. Şöyle karbonatı alıyorsunuz. Heh. Ayakkabının içine şöyle öne koysam daha mı rahat görürsünüz? Tabii. Şöyle değil mi çocuklar? Serpiyorsunuz. Şimdi karbonatın bu kokuyu giderici ve mikrop korucu özelliği var. Aslında bu kokuyu yapan şey, dur şöyle mi döneyim? Evet. Bu kokuyu yapan şey oradaki mikrop. Tabii. Orada biriken mikrobun kötü bir koku salması son derece normal. Şimdi ayakkabının içine bunu döktünüz. Evde karbonat yok, ne yapabilirsiniz? Sabahleyin çay demlediniz. Çaydanlığın içinde kalan çayı güzelce süzün. Bir şeyin içine koyun, bir bez parçasının içine koyun. Onu ayakkabının içine koyun ama çay kuruduktan sonra. Ya da ben poşet çay kullanıyorum diyorsanız şu kullandığınız ve bittikten sonra kuruttuğunuz ki ben bunları hiç atmam çok işime yarar bu poşetler evet. benim. Bunu içine koyuyorsunuz bir gece bekliyor. Bir gece bekledikten sonra ertesi sabah çocuk işe giderken ya da okula giderken bunu çıkartıyorsunuz. İçine koymuş olduğunuz karbonatı da pencereden aşağı sirkeliverin evet. ya da banyoda tuvalette bir yerde sirkeliverin ayağına verin ayakkabıyı. Geçecek, bitti mi koku? Şimdi bitmedi şöyle demek ki o ayakla alakalı bir sıkıntı var ya çok sık yıkanmıyor ya hormonlarla alakalı tamam. bir sebepten dolayı koku oluyor. O zaman yapmanız gereken şey bir leğen su koyuyorsunuz. Leğenin içine karbonat ve sirke koyuyorsunuz. İkisinin de mikrop kırıcı özelliği var. Tamam. Bir 10 dakika kadar o suyun içinde o ayaklar güzelce dinleniyor. Hem ruhunuz dinleniyor hem bedeniniz dinleniyor. Tamam. Keyif de alıyorsunuz. Tamam. Ayakları sirkeli görmekten. Karbonatlı suya sokuyoruz. Evet. Ayakkabıların içine karbonatla kullanmış olduğunuz, atmak üzere olduğunuz çaydanlıktaki demlik poşetleri atıyorsunuz. Evet, bir gece kalıyor. Bu kadar. O kadar. Bitti mi bu Böylece iş? Böylece ayakkabı ayak kokusundan kurtulmuş oluyorsunuz. Harika. Tamam. Ayakkabı mevzunu. Sık sık yıkamaya unutmuyorsunuz tabii olur, ki. O da lütfen. Çok önemli. Aynen. Yani kendinizi yıkamayı unutmuyorsunuz aslında değil mi? Aslında yani doğru lütfen. Olan o. Her gün duş almak alışkanlık olsun. Saçınızı yıkayamayabilirsiniz ama her gün o duşu bir alacaksınız. Evet kesinlikle öyle.